Sorun için çok teşekkürler. Ben şeyi sormak istemiştim. Zadeli'nin yapıları hakkında ne düşünüyorsunuz? Çünkü kullanıcılar genellikle böyle memnun olmadığı çok tartışılıyor. Ve genelde şantiye sürecini yönetemediği için de, yani yönetemediği için değil de, yani orada sıkıntılar yaşandığı için de olduğu söyleniyor. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya şimdi şöyle, yani Zadid'in binalarının yapımı çok zor. Yani hani o gerçekten şey durumu var ya, hani birkaç adım öteye gitmek. Yine Zadid'e bakarsanız bu arada hep yani çok ufak binalardan başlıyor, çok zor olmayan binalardan başlıyor. Oradan bir şeyler öğrenip ileriye götürmüş. Zadid'in yani mesela şu anda Zadid binasını yapmak çok zor değil. Ama eskiden çok zordu yani. O ilk başlarda çok zordu. Bir de şöyle bir şey durumu var. Yani bu kabul edilmesi gereken bir şey. Ne kadar konvansiyonel yani ne kadar standart detaylarla standart şeyler yaparsan o kadar az problem çıkar. Çünkü denenmiştir ve biliniyordur nasıl olduğu. Sen onun dışında çok farklı bir şey yapıyorsan çok denenmemiş şeyler vardır. Bu hani şey olmadığı sürece bence başarıdır yani tamamen kullanılmaz bir şey çıkmadığı sürece şeydir, okeydir. Bir şey var, İngilizceniz varsa YouTube'da bir kanal var, çok hoşuma gidiyor bu aralar, dinliyorum. Stuart Hewix diye mi bir adamcağız, böyle Chicago'da bir mimarlık hocası. Onun bir bölümü var şey diye, çatısı akmayan iyi mimarlık yoktur diye, hani şeyde Amerika'da öyle bir şey vardır çünkü binaların çatıları, hani iyi binaların çatıları akar diye, işte Frank Gehry binalarının hepsinin her yerinden su giriyor. İşte Zadid'de de büyük ihtimalle buna benzer bir sürü problem var. Yani hani eğer bir binanın çatısı akıyor ise yeterince zorlamışsın demektir yani mimarlık şeyini, zarfını gibi bir şey vardır, espri vardır. Yani o hani... ne kadar iyi uygulama yapmaya çalışsan da, ne kadar şey yapsan da bu sonuçta bir hele ileri düzey yani Zadid binaları gibi binalar yapmak istediğinde bütün detayların, bütün outcome'larını çözemezsin yani o mümkün değil. Dolayısıyla zaten yani mesela Zadid bizim ülkede olmayan, bu arada bizim ülkede olmayan başka bir konu daha var yurt dışında. O da benim çok ilgimi çekiyor ama keşke Türkiye'de olsa diyorum. Bunu geçenlerde Emre Aralat dile getirmiş. O hoşuma gitti açıkçası. Şey, bir mesuliyet sigortası. Mesela sen bir mimar olarak, yani Frank Gehry bir mimar olarak ya da Zadid'den bahsediyoruz. Zadid bir mimar olarak çatıda bir detay çiziyor bu uygulama projesinin parçası olarak. Bu çatı detayı yapılıyor ve doğru yapıldığını varsayıyorsun. Ama bina su almaya başlıyor oradan. İşte bu tiyatro binası diyelim. Tiyatronun ana şeyleri, ahşapları değişiyor ve çatının tamir edilmesi gerekiyor. O suyun verdiği zararı artı şey çatıyı tamir etmen gerekiyor. Bu durumda hani Türkiye'de kime gidiyorsun? Kimseye gidemiyorsun. Kendin tamir ediyorsun değil mi? Hani mimarsan mimara gidemiyorsun. Zaten mimara bir kuruş para vermişsin, iki kuruş para vermişsin. Adam hani çatının çeyesini yapamaz yani. Yurt dışında yine yurt dışına da gidemezsin yani. Sonuçta 20 milyon dolarlık bir tamirat düşün yani. Zadid 20 milyon dolar almıyor projeden yani. Dolayısıyla şey yapılıyor. Hani bu tamamen Zadid'in de hatası olmayabilir bu arada. Ama Zadid'in şey genelde bu tür davalar şey diye biter yani Zadid %20 suçlu, işte uygulamacı %40 suçlu, bilmem ne şu kadar suçlu falan gibi. O suç oranlarına göre bu işin tamiratının şeyi de ne denir, hesabı da dağıtılır. Sen mimarsan da verdiğin teklifin genelde bu %40'ına falan denk geliyor Amerika'da. Bir sigorta yaptırsın o proje için, mesuliyet sigortası. Yani benim yaptığım şeyler, detaylar da hata olabilir. Yaptığım uygulama kontrolünde hata olabilir. Dolayısıyla bunun bir sorumluluğu var ve hani binanın bütçesine göre, binanın bütçesi 300 milyon dolarsa ona göre bir şey çıkıyor. Sigorta poliçesi çıkıyor. Ve şey yapıyorsun. Nedeni bir de iyi mimarsan kötü mimarsan da değişiyor. Yani sürekli sigorta, yani Frank Gehry binalarında mesela sürekli şey ödediği için çatı onarımı ödediği için Frank Gehry'nin sigorta poliçeleri yüksek çıkıyor. Bizim sigorta şeyi gibi düşün yani. Trafik sigortası gibi düşün. Hani orada şey yapmış oluyor adam. Hem mimar kendini korumuş oluyor açıkçası böyle şeylerden.
müteahhit kendini korumuş oluyor bu tür sıkıntılardan. Bir de mimara şey özgürlüğünü veriyor. Yani ben kompleks bir detay yapsam da bunun cezası şirketimi batırmak olmayacak yani. Hani o konularda daha bir serbestlik sağlıyor. Hani bir sonraki işi daha pahalıya mal oluyor olabilir sigortadan dolayı ama hani o kabul edilebilir bir risk olarak kabul ediyorsun. Dolayısıyla hani biraz soruna uzun şuradan doğru bir cevap verdim ama şey yani Zaha Hadid'in binalarının uygulama kısımları şeylerinin zor olması çok doğal yani. O kadar farklı bir şey yaptığın zaman şey olacak, zor olacak yani ondan kaçış yok. Kolay bir şey yapmanın yani mesela Türkiye'de Zaha Hadid bina biliyorsunuz bilmiyorum benim üniversite çağlarımda vardı işte Kartalı Zaha Hadid yapacak falan diye bir şey geyiği vardı. Projesi de vardı. Ben bakıp biliyordum ya şu anki Kartal'ın haline bakın Zaha Hadid'in Kartal'ına bakın. Onu yani Türkiye'de yapabilirler mi yapamazlar. Yani şeyde bile çok zorlandılar yani Haydar Aliyev merkezinde bile çok zorlandılar. Hani bizde o şey olmaz yani diye düşünüyorum. Yani yapabilirler mi? Yaparlar. Ama hani Zaha Hadid'in istediği gibi olur mu? Büyük ihtimalle olmaz yani. Teşekkür ederim. Onun için bayağı ilginç bir tecrübe olurdu muhtemelen. Ya evet öyle olurdu tabii. Yani ben mesela şeye şeyin projesinde Renzo'nun o projesinde olmak isterdim. Şantiyesini bile görmek için. Yani Türkiye'de hani bir Renzo binası nasıl yapılıyor onun içinde bulunmak isterdim açıkçası. Çünkü yani yurt dışındakilerde bulunduğundan hani Türkiye'de ne kadar farklı ilerliyor şeyini görmek için. Yani ben hani İstanbul Modern'i o yüzden şey yaptım biraz öne çıkardım. Çünkü bilmiyorum kaçınız yurt dışına gitme fırsatı buldu ve işte bir Renzo Piano Müzesi'ne gitti mesela şeyde yani Londra'da bilmem nerelerdeki ya da Renzo Piano binasına gitti. Yani çok şeyler ince ince detaylar vardır, milimetrik şeyler vardır falan hani onları buradaki İstanbul Modern'e bakıyorum yani yapmamışlar çoğunu atlamışlar geçmişler yani hani o yüzden hani şey Zaha Hadid de yapsak büyük ihtimalle bir yerlerden kısarız ya orası o kadar yuvarlak olmasın falan diye yaparlar diye düşünüyorum yani. Evet. Çok teşekkür ederiz. Başka bir soru sormak isteyen biri var mı acaba? Çete bırakabilirsiniz. Hı. Teşekkür edilmiş. Yok galiba. Sanırım evet. Yok. Biz de çok teşekkür ederiz Yiğit Bey. Gerçekten çok keyifliydi. Yani hem eğitim sürecinizde olsun hem de sonraki aşamalarda gerçekten çok değerli tecrübeler edinmişsiniz. Bunları burada dinlemek de çok keyifliydi. Çok teşekkür ederiz hem Sofart adına hem de izleyiciler adına. Ben size çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim böyle bir şey verdiğiniz için. Yani son olarak ne diyeyim size? Gerçi dedim son sözümü de söyledim çok baştan o yüzden pek bir şey dememe gerek yok. Böyle bir şey için teşekkür ederim size. Umarım dediklerim böyle aklınızın bir kenarında kalmıştır. İşte benim hocam Tatiana Bilbao'nun söylediği gibi hani benim o hep aklımda kalmıştır yani. Birkaç hocamın böyle söylediği şeyler hep şeyimdedir yani aklımdadır mimarlık yaparken. İşte bir tanesi Tatiana'nın söylediği ya hani ülkene göre bir şey yap. Onun dışında yaptıklarında çok sıkıntı yaşayabilirsin. Bunda örnek olarak şey binasını göstermiştir. Bilmiyorum. Meksika'da bir bina böyle çok değişik bir aralar Windows'un screensaver'larından biriydi. Böyle çok acayip formlu bir müze vardı falan. Hani o müzeye biz gittik. O kadar kötü ki içi görseniz yani her şey yamuk yumuk falan böyle felaket yapılmış yani. Hani diyorsun dışarıdan iyi okey ama yani yaklaştığın zaman binaya tamamen felaket bir şey. Onun üzerine bunu konuşuyorduk yani hani ülkende olmayan bir şeyi yapmak çok zor oluyor. Hani bunu aklınızda bulundurun ama hani hep beraber yapmamız gereken bir şey de bence hani ülkemizin ileriye gitmesini sağlamak. Ben bunu da söylemek istiyorum çünkü yani biz o ileri doğru adımlar atmayıp hep kendimizi işte ya işte
şey dikdörtgen binalar yapalım. İşte balkonda bir şey yapalım. Cephede böyle bir yuvarlak bir şey koy. Yuvarlak bile koymuyorlar pardon. Yuvarlığa yapmak çok zor. dikdörtgen kutuları alalım falan filan. Öyle apartmanlar yapalım. Hani deyince şeyi zorlamıyorsun yani. Bu konvansiyonu çok zorlamadığın için genel olarak ilerlemiyor da yani. Hani sen çünkü mimar olarak bir şey ilerlettiğin zaman bütün herkes öğreniyor. Müteahhit öğreniyor, şey öğreniyor, herkes öğreniyor. Dolayısıyla hani dediğim gibi o bir ileri adımları hep atmak lazım. Ama hani onda da çok yaptığınızda da do it at your own risk. Yani kendi şeyinizde yapın, riskinizde yapın derim yani. Ben yaptım ve çok şey yaptım ne denir, hatayla karşılaştım.